işletim sistemini nasıl yazabilirsin? Tabii ki de böyle bir seri başlattık. İlk videoma beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Ve sonrasında hasta oldum. Tabii ki de gayet çok güzel bir video olmuştu. Sonrasında hasta olduğum için çekemedim. E, birazcık da konuşmalara falan katıldım. Ancak çok güzel ilerledim. Dedim ki bundan 3 video çıkar ama bunu tek videoda yapacağım. Çünkü size karşı biraz mahcup oldum. <laughs> o yüzden tek videoda böyle büyük bir şey yapacağız arkadaşlar. Bu videomuzda ne yapacağız? Tabii ki de VGA driver'ı yapacağız. Üstüne C kodu çalıştıracağız. Sonra VGA driver yapacağız. Üstüne de arkadaşlar grup yapısını yapacağız. Yani işletim sistemi açıldıktan sonra ee... Ön bir yazılım gibi düşünebilirsiniz. Biz ilk videomuzda bootloader yapmıştık. Ön bir yazılımda grup var. Grup dediğimiz şey şu işe yarıyor, ee, açılıyor. İşte intel Windows'unu mu çalıştırmak istiyorsun? Şu işletim sistemini çalıştırmak istiyorsun? Bunu mu çalıştırmak istiyorsun gibi sordu. Ekran aslında ee, biz de bunu yapalım dedik. Sonrasında bunu iso yapıp iso dosyası haline gidip paketledim. Bunu yaptıktan sonra da arkadaşlar VGA driverını araştırdım. Onun hakkında sizlere ufak tefek bir şeyler göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, bu arada videoyu beğenirseniz yine bu seriye çok devam edeceğim. Beğeniniz için çok teşekkür ederim. Üye olan arkadaşlara falan çok teşekkür ederim. Yorumlar falan müthişti. 500 beğeniyi geçtik çok teşekkür ettim. Tekrardan hemen videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar. Bildiğiniz gibi işletim sistemleri e, ilk başlarda 8086 Intel işlemcileriyle falan çıkmaya başladı böyle yavaş yavaş e, bu aslında işlemci dediğimiz şey böyle aslında bir entegreydi aslında küçük bir entegre devrelerde şöyle de bir e, mimarisi var arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yapısı var. E, ama tabi zamanla bu büyüdü. Şu anki işlemcileri biliyorsunuz böyle kare büyük bir aslında yine entegre çok fazla giriş olan. Burada arkadaşlar yeni işlemcilerin ufak tefek özellikleri çıkmaya başladı. İşte bazılarının VGA driver'ı desteklemek için bir kanal açtılar falan işte oradan haberleşebilir buradan şöyle yapabilir falan gibisinden. Biz de burada birazcık araştırdıktan sonra arkadaşlar karşınıza çıkan şey şu. Bir tane adres kısmı var ekrana giden yani ekran kartıyla haberleşti adres kısmı var. O adres kısmında ne gönderirseniz o alıp ekran kartı ekrana veriyor falan gibi. Yeni mimarilerde değişti biraz ekran kartlarının içerisinde hesaplamalar falan yapılıyor ama biz tabi eski yapılardan bahsediyoruz. Şu an yapacağımız şey şu şekilde 8 bitlik mesela 8 bitlik bir alan var ona veriyorum o o alanı diyorum ki işte piksel 3'e 5'i mavi yap diyorum. Aslında en temelde yaptığımız şey çok basit. Yani VGA driver'ı dediğimiz şey ekranı yönetiyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Orada bir algoritmanız çalışıyor. Mesela ben diyorum ki Hamza yaz diyorum. Arka tarafa gidiyor. Hamza yazmamız için ne yapmamız lazım? İşte şuraları bir 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 yapmamız lazım. Şuraları bir bir şuraları ortaları sıfır falan. Hani bu olaylara işte aslında arkada driver diyoruz. Ve sonrasında ben ne yapıyorum bu veriyi hazırladıktan sonra 8 8 işte 16 16 nasıl gönderiyorsanız yani işlemcinizin gücünün yettiği kadar belli adreslerden ekrana bas diye adama sürekli gönderiyorum. Gönderince de yakalayıp ekrana basıyor. Yakalayıp ekrana basıyor. Hamza yazmak için mesela sıra sıra gönderiyorum. Sıra sıra gönderiyorum işte. Renk de aynı şekilde arkadaşlar. Biliyorsunuz 3 tane renk var işte. Bildiğiniz gibi RGB Red, Green, Blue. Bildiğiniz gibi işte kırmızı, yeşil mavi bildiğiniz 3 renk var aslında. Ekrana çok fazla yaklaşırsanız ekranınız da biraz eskiyse zaten oradaki 3 rengi bile görebilirsiniz. Böyle büyüteciniz falan varsa o 3 rengin yandığı renge göre o piksel rengini alıyor. İşte kırmızı çok yanıyorsa pembeye yaklaşıyor. Yanında bir şeyler varsa ful kırmızı yani söbeleri sönüyorsa kırmızı oluyor falan filan. Burada da aynı şekilde arkadaşlar siz ekrana şunu söylüyorsunuz. Şu koordinatta işte 3e 5. pikselde seçtiniz diyorsunuz ki bunu işte e, RGB 255 yapın yani 0 ile 255 arasında aslında standart şey. 255 demek en yüksek voltajı veriyorsunuz kırmızı işte red'i 255 yapıyorsunuz. Kırmızı yani işte mavi 70 yap yani hafif yanıyor falan. Böyle böyle yapa yapa arkadaşlar oradaki rengi ayarlıyorsunuz aslında. Bunu da yine tabii ki de VGA driver'ı yapıyor. Şimdi artık Nvidia'nın AMD'nin öyle kaliteli driver'ları çıktı ki ekran kartları o kadar işi üstlendi ki işlemci aslında çoğu hesaplamayı direkt orada yaptırıyor. Direkt ekrana orada veriyor. JPEG'ler falan orada tutuluyor. Biz şu an böyle çalışmalar yapıyoruz çalışmaları. Çok kaliteli ve çok hızlı oluyor arkadaşlar. İşlemciye iş düşmüyor aslında. Yine de biz burada neler yaptık hemen size göstereyim. Kalemizi açtık arkadaşlar. Bitmap, Hamza, Oz. Evet arkadaşlar şu ikiye gireceğiz. Birinci videomuzu hatırlıyorsunuz. Bootloader yapmıştık. ikinci videomuzda şöyle bir şey var arkadaşlar. Öncelikle ben şurada birkaç yerden buldum. Bir şeyleri birleştirdim. Çok da güzel oldu. Bazılarını kendim yazdım. Çünkü tamamını kendiniz yazmanız birazcık saçmalık olabiliyor bazen. Çünkü ne neden bahsettiğimi birazdan anlayacaksınız. Öncelikle arkadaşlar bizim tabii ki de burada fran sh dosyamız var. Arkadaşlar kaliteli bir sh dosyası yapmaya çalıştım. Bir kısmını aldım birleştirdim. Burada standart işte boot s diye bir şey var. Bizim ilk videomuzda yazdığımız boot'un birazcık daha gelişmiş hali. Burada işte belli başlı bir boşluk bırakıyorum. C kodunu çalıştırmak için standart assembly komutlarını aratırsanız bulabilirsiniz. Bunu bulduğunuzda bunu birleştirdiğinizde artık C komutlarını çalıştırabiliyor hale geliyorsunuz. Bunu da burada e, kernel entry işte şunu çağır bunu çağır şeklinde e, yapabiliyorsunuz çok da zor değil zaten ufak bir kernel da yazacağız ama öncelikle ben size ekrana bir şeyler göstermek istedim çünkü biraz video geç kaldı geç kalınca daha güzel şeyler göstermek istiyorum. Burada bitmap'imiz var arkadaşlar bitmap hash dosyaları header dosyalarıdır C çalıştıysanız aslında siz hash dosyasıyla şunu diyorsunuz mesela ben de böyle bir fonksiyon var. Adı bu. Dönecek olanlar bu. Ama içeriği hakkında hiçbir bilgi vermiyorsunuz. Bu içeriği arkadaşlar C dosyası ya da CPP dosyası, CPP dosyasının içerisine yazıyorsunuz. Şunlardan bahsediyorum. Yani adam bunun pikselini yapmış yani anladın mı? Yani H'nin pikselini tek tek yapmış. Yani ben bunu tek tek yazmakla uğraşamam. Çok sıkıntılı. Ama şu algoritmaları mecbur yazıyorsunuz. Bir kısmını da benzer aldım. Şunlar zaten standart şeyler. Burada işte mesela bir string alıyor arkadaşlar. Bu string Hamza mesela. Bunu çarlara bölüyor. Yani H'ye alıyor, buraya atıyor. Burada H'yi sayı mı, alfabe mi diye ayırıyorum. Sonra alfabe ise buraya geliyorum. Burada H'ye dek gelen şu rakamları alıyorum ve put pikselle aynı şekilde number'da da put pikselle tek tek şurayı nokta 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 yak 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 diyorum. Color'ı da yanında gönderiyorum. Bu şekilde aslında algoritma çok basit fark ettiniz mi? Yani tek tek gönderiyorsunuz. tabi ee, tabii siz ekrana H yazınca H geliyor ama arkada işte böyle saçma zaman şeyler dönüyor. Bitmap bu işe yarıyor arkadaşlar. Size sonrasında kernel'ı göstereyim. Kernel'ı şey için kullanmıştım. Ee, ilk başta tabii main olarak burası çalışıyor ama kernel amacı şeydi arkadaşlar. Bakın şurası. Standart C kodu çalıştırmak için kernel'ı çalıştırdım. Draw daha yeni baktığımız fonksiyona 50'ye 50 işte white işte white'a geleceğim birazdan göstereceğim. Hamza os yaz dedim mesela. Yine kernel'ın tabii ki de header dosyasında yapıyorsunuz. İçerisini bilmesi lazım yoksa çağıramaz. Şimdi şöyle göstereyim. Şu kernel entry hatırlıyor musunuz? Bu klasörüm bu assembly komutumuzun içerisine yazmıştık. O komutu kullanarak herhangi bir C'yi çalıştırdığınızda Assembly'den koptunuz gittiniz artık C kodu yazarak kodu geliştirebilirsiniz. Ama direkt C kodu yazamıyorsunuz. printf işte time arttırayım falan olmuyor. Daha böyle e, düşük seviyesi yazıyorsunuz. printf için bir ton bir kernel yazman lazım ki printf ile ekrana basasın. Mesela aslında şu bir nevi printf. Eee printf dediğim şey ekrana yazı yazma C çalışan arkadaşlar bilir. Keyboard var arkadaşlar. Bu da işte e, klavyenin tuşlarını almak için almıştım. Bunu daha bağlamadım. Klavye girişleri inputlara falan yapacağız onu tabii de e, bağlayacağız. E, bizim burada önemli olan tamam type var ve VGA'mız var. Şimdi VGA'da bizim için önemli olan şunlar arkadaşlar. şimdi e, Şunları internetten bulabiliyorsunuz. 8086'yı falan aratırsanız e, bu adreslerin ne olduğunu söyler. Yani şu adreslerin hepsinin bir anlamı var. Üstüne de VGA buffer diye şöyle bir değişken oluşturuyorsunuz. Global değişken. Şimdi VGA buffer aslında bir tane 10 şeritli yol düşünün. 10 şeritte piksel geliyor. Piksel verisi. Adam oradan alıyor. Ekranda nereye? Size tek 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 yerleştiriyor.

Hani elinde tepsi gibi düşünün. Geliyor bardakları topluyor. Adres bu. Ben oraya 8 tane de gönderirim. 3 tane de gönderirim. 3 bardak koydu. Mesela alıyor bardaklara bakıyor. Hmm, bu buradaymış. Bu buradaymış deyip yerleştiriyor. Ee, arkadaşlar burada clear'lar falan var. Ee, bizim için önemli olan şurada. Ha. clear mesela hepsini sıfıra eşitliyorsunuz. Şimdi şu buffer var ya gördünüz mü arkadaşlar değişken. Bunu değiştirdiğiniz an ekran değişiyor. Aslında piksellerin adreslerini tutuyor olarak düşünebilirsiniz. Mesela bütün hepsini indeksini forla döndüm. Sıfır atadım. Ekran bu. Aynı şekilde color da mesela her yeri yeşil yap, her yeri mavi yap. Tek tek onları gösteririm zaten. Şu init'te de zaten şu adresleri çalıştırıyoruz yukarıdaki adresleri. Burası aslında internetten standart bulabileceğiniz bir şey. Şunları tek tek yazmanız gerekiyor. Ben silme komutu için zaten sıfıra bastım, geçtim. Color'a bastım, geçtim. Zaten veriyor. Şu arkadaşlar şimdi put pixel şu işe yarar arkadaşlar. Şimdi hatırlıyor musunuz o bitmap'te put piksel vardı. İşte burası arkadaşlar. Buraya tek tek piksel 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 düşüyor. Arkadaşlar ben diyorum ki şu indeksi şu white yap. Bu kadar. Yani bu indeks dediğimiz arkadaşlar uzun bir array. Ama biz bunu mesela x'ye koordinatı gönderiyoruz ya. Bunu topluyorsun çarpıyorsun pikseline göre hesaplıyorsun. Bunun bir hesaplama mantığı var. Okudum yazdım ama yani uğraşmaya değer mi bilmiyorum. Şunları sonrasında birkaç yerden buldum. Bir tanesi şunu da ben yazdım. Şunları mesela adamlar almışlar. Şekil şekil, şekil yapmışlar. Ben çizgi çizmeye çalışıyordum. Adam yazmış zaten aldım birleştirdim alta ekledim onda kullanırım. Oyun falan yazalım diyorum işletim sisteminde. Sonrasında arkadaşlar Burayı yaptım. Düşünsenize. Ekrana basabiliyorum. Boot'ta da C çalıştırabiliyorum. En büyük adımları atladım. Kernel'ım da var artık. Boş bir kernel ama olsun. Bizim için aslında önemli olan şurada e, ee, Şimdi run SH'da şöyle bir şey var. Tek tek boot'u build ediyorum. Şunu build ediyorum. C, -C kodlarını gcc ile build ediyorum. Sonra arkadaşlar baya bir sıkıntı çektim. Mecbur şu kütüphaneyi buldum. İ3 işte elf kütüphanesini. Onunla tek tek birleştirip paketliyorum. Çünkü biz burada 16.32 ee, 16 bit 32 bitlik şey yaptığımız işte için e, mecburen orada build etmen gerekiyor. Bu bilgisayar 64 bit olarak gözüktüğü için şeyler işletim sistemleri. Şimdi grup file bir şey var arkadaşlar bu şu işe yarıyor. Burada bütün dosyaları mesela şuraya kadar bütün dosyaları build ediyorum. Boot'u build ettim o oluştu kernel'ı build ettim kernel o oluştu vega o bitmap o. Aslında şu o'lar bizim aslında artık bilgisayarın anlayacağı bir sıfırlara kadar indi. Sonra ben bunların hepsini diyorum ki şu mimariye göre birleştir. VGA bitmap text os bin yap diyorum. Tamamen tek parça 11010 dosya oluştu. Sonra bunu diyorum ki bak bunu grup file yap diyorum. Bunu grup file yap dedikten sonra arkadaşlar şöyle bir tane klasör oluşturuyorum. Bu klasörler standart grup file'ın standart klasörleri. İçerisine ISO boot'un altına bini e atıyorum. İstediğiniz bir klasöre de atabilirsiniz ama şu an göstereceğim. Grup cfg yani grup de istiyorum ki grubun içine at. Sonrasında grupla bu ISO klasörünü klasörü de göstereyim. Burada var mı? Oluşmadı sanırım şu an. Oluşturduktan sonra göstereyim. Bunu imaj yapıyorum. Bu imajı da şöyle çalıştırabiliyorum. ISO da yapabiliyorsunuz. Ben imaj yaptım. Şimdi size şunu göstereyim. Önce clean diyelim. Hayır. Ne oldu? Ha. Evet oluştu. Şu anda oluşturdu. Çalıştıracak. Evet çalıştırdı. Bakın. Burasını grup veriyor. Grup konfi. Şimdi grup konfini göstereyim ben size bir. Konfi dediğim ne? Bakın grup konfinde şu standart yazımı yapıyorsunuz. Şu Orada gözüken yazı mesela hangi işletim sistemi herhangi bir şeyde Windows 11'de mesela aslında şurada Windows 11 gözükecek. Arkada da oluşturduğumuz pin dosyasını çalıştır diyoruz. Aslında standart bir şey. Bakın şurada şurada gelen isim bu aslında. Şurada Windows 11 yazın dediğim yere yazarsınız. Burada Windows 11 yazar. Enter'a bastım. Evet çok kaliteli olmadı ama Hamza yazdırdık. Biraz kaymış ağzı falan. Ee, şundan dolayı kaymış olabilir onu da göstereyim. Ben küçük harfleri yapmadım. Kernel C'de de şu küçük harfleri yapmadım. Ben şunu büyük yapıyordum. <laughs> Küçük harfleri yapmamışım evet. Ben onu kaydı sandım da şu an bitmap'e bakınca aklıma geldi bakın şimdi. Küçük harfleri de bulamadım ki beni birkaç tane var da eklemedim bakın gayet güzel oldu. Hamza Oğuz hazır şu an oyun yapabiliriz yani renkler var aslında elimizde. Ha size şu type'da mıydı renkler? Type'da de sanırım renkler ama vega, vega h mıydı? Burada var mı? Heh, tamam. Burada renkler var gördüğünüz gibi. Bu renkler aslında standartta koydu. Mesela kırmızı yapalım mesela. Kernel'da şurayı red yapalım mesela. Bakın kernel çalışacak. Zaten ilk çalış kernel dediğimiz şey aslında ilk çalışan çekirdek kısmı. Evet kırmızı oldu mesela. Bu şekilde yapabilirsiniz mesela ya da işte kernel içerisine girebilirsiniz şuraya fazladan. Yazalım abone olun l Lendim. Ankaralı olduğumuz için arkadaşlar. Ankaralı olduğumuz için mecbur kırık kaleliyim de bir nevi Ankaralı sayılırız. Bakalım neresine yazacak. 150'yi 150'yi biraz kaydırdım ama. Piksel birazcık. Evet aşağıda. Aynen. Evet arkadaşlar gayet güzel çalışıyor şu anda. Evet işletim sistemimizi tamamlamış olduk. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, abone olursanız takip ederseniz beğenirseniz sevinirim. Serinin devamı için beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıda bütün linklerimiz var. Udemy'dir Udemy'dir. bütün eğitim linkleri Discord kanalımız falan var. Gelmeyi unutmayın. Üye olan arkadaşlara tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür mesajı gönderen ücretli arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Hiç gerek yoktu çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.